Sosyoloji Hocam kanalından hepinize selamlar, hepinize saygılar. Bugün sizlerle beraber TYT coğrafyada su kaynakları sorularına bakacağız. Burada denizlerden göllere, okyanuslardan iç deniz, kenar deniz, akarsulara, bunlarla ilgili temel sorulara bakacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii tarih, coğrafya, felsefe, din kültürüyle ilgili konu ve soru videolarımıza bu videolardan erişebilir ve bunlardan istifade edebilirsiniz diyelim. Hadi bakalım ilk soru çözümüyle. İlk sorumuza daha doğrusu çözüme başlayalım. Kanala abone olarak tüm bu videolardan da istifade edebileceğinizi sizlere iletmiş olayım. Hadi bakalım ilk sorumuz gelsin. Dedi ki aşağıda verilen baraj gölleri ve üzerinde kurulan akarsu ikilisinden hangisi yanlıştır? Bakalım. Yapay göller insanların elektrik enerjisi elde etmek, sulama kullanma ve içme suyu sağlamak amacıyla akarsuların önünü bir setle kapatma sonucu oluşan baraj göllerdir. Peki hangisi bizim için doğru değil? Mesela Keban Barajı Dicle diyor. Halbuki Keban bizim için Fırat Nehri'nin oluşturmuş olduğu bir yapay baraj gölüydü. O zaman bir yapay göl niteliğinde bunu söyleyemezsin. Niye? Çünkü burası Dicle değil, Fırat Nehri olması gerekiyordu. Fırat Atatürk doğru. Yangtze 3 Boğaz Barajı doğru. Nil Asvan Barajı doğru. Kızılırmak Altınkaya Barajı doğru. A seçeneği bizim için hatalı. İkinci soruyla devam edelim. Aşağıda dünya haritasında bazı akarsular verilmiş ve diyor ki herhangi bir akarsuyun değişik iklim bölgelerinden geçiyorsa bu tip akarsulara karma rejimli akarsu adı verilir. Şimdi buna göre aşağıdaki akarsulardan hangisi bu tip akarsulara örnek olamaz? Bakalım. Mississippi, Tuna, Amazon, Nil ve Obi seçeneklerde bize verilmiş. Karma rejimli akarsu diyor. Ekvator üzerinde olduğundan ötürü Amazon düzenli rejime sahip bir akarsudur. Bu yüzden C seçeneği burada bizim için doğru niteliği oluşturulmaz. Devam. Buna göre yukarıdaki şekilde kalkerli arazi üzerinde oluşan kaynak türü sorulmuş. Bakın yeraltı sularının yeryüzüne ulaştığı yerlere kaynak deniliyor. Kaynaklar oluştukları yerlere göre isim adıyorlar. Burada bakarsanız eriyik kayaçların oluşturmuş olduğu boşluktan bir kaynak oluşmuş ki biz buna karstik kaynak adına veririz. Ülkemize ağırlıklı olarak Teke Taşeli yöresinde bu tip kaynaklara ulaşılabiliyor. Buna göre aşağıdaki akarsulardan hangisinin düzenli rejime sahip olduğu söylenebilir diyor bakalım. Akarsu seviyesi yıl içinde önemli değişiklikler gösteriyorsa düzensiz, göstermiyorsa düzenli rejime sahiptir. Fırat, Ganj, Indus, Mekong bizim için düzensiz ama Amazon düzenli rejime sahiptir. Devam. Yukarıda verilen dünya haritasında numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde Tatlus kaynakları diğerlerine göre daha azdır deniliyor. Evet, Tatlus kaynaklarının daha az olduğu yeri bulman lazım. Şimdi bakın burada 1, 3, 2, 4 ve 5 numaralı alanlara baktığım zaman şöyle ekvator çizgisini çizelim. Bakın bunlar ekvatordan zaten gider. Gerek 1 numaralı alan gerek 2 numaralı alan. Hani temel iklimsel koşulları ki 2 numaralı alan özellikle soğuk iklim alanlarını oluşturduğundan ötürü burada hani kar birikmesi ve erimesiyle oluşan tatlı suların miktarı fazla söylenebilir. Ama şu 5 numaralı alan, 2 burada çeldiricidir bizim için. Yani biraz daha altında olsaydı Orta Asya çöllerine denk gelirdi ama hani bizim için Sibirya'nın bulunmuş olduğu kısımda olduğundan ötürü eleniyor. Ama şu 5 numaralı alan bizim için Afrika'nın çöllerinin bulunmuş olduğu alanlar değil mi? Burada bizim için Namib, yine Kalahari çölleri buralarda bulunuyor, şu alanlarda bulunuyor. O zaman 5'i burada işaretlersin. Diğerlerine göre daha azdır. Devam. Aşağıda okyanuslarla ilgili çeşitli özellikler verilmiş. Bu özelliklerden hangisi doğru değildir deniliyor bakalım. Kıtalar arasında kalan çukurlukları doldurmuş çok büyük tuzlu su kütlelerine okyanus adı verilir. Doğru. Hint okyanusu Hindistan, Arabistan, Afrika ve Avustralya kara kütleleriyle çevrili olup dünyanın üçüncü büyük okyanusudur. Doğru. Atlas okyanusu Avrupa ve Afrika kıtasının Amerika kıtasından ayırır. Doğru. Büyük okyanus Amerika ve Asya kıtaları arasında dünyanın en büyük okyanusudur. Doğru. Dünyanın en derin okyanus çukuru Porto Rico çukurudur. Büyük okyanus içerisinde yer alır. Porto Rico çukuru değil, Mariana çukuru olmak zorundaydı. E seçeneği hatalı bir bilgi. Devam. Aşağıdakilerden hangisi insanların sondaj yöntemleriyle oluşturdukları kaynak çeşidine verilen isimdir? Sondaj ne demek? Yani burada özellikle yüzeyi burada hani kazarak ve oradan açılan kuyularla, sondajlarla elde edilen kaynaktır ki biz bu kaynaklara artezyen kaynağı adını da veriyoruz. Devam. Volkanik alanlarda yer altındaki sıcak suyun belli aralıklarla su veya buhar şeklinde fışkırmasıyla oluşan kaynaklardır. Yeni Zelanda, ABD ve İzlanda'da yaygındır. Aktif volkanik bölgelerde görmüş olduğumuz kaynaklardan biridir. Ülkemizde görülmez çünkü ülkemizde aktif volkan bulunmamaktadır. O zaman
bu bizim için ne kaynağı oluyor? Geyserdir değil mi? C seçeneği geyser olur. Unutmayalım. Ülkemizde geyserlere rastlanılmıyor. Yukarıda da görselde temsil olarak resmi verilmiş. Şimdi yukarıdaki haritada gösterilen arkadaşlardan hangisi kapalı havza özelliği göstermektedir deniliyor. Bakalım. Şimdi Amazon, Zambezi, Fırat, Ganj ve Volga seçeneklerde verilmiş. Kapalı havza. Şimdi açık havza nedir? Kapalı havza nedir? Açık havza sularını denizlere, okyanuslara ulaştıran akarsulara verilen isimdir. Amazon, işte Fırat, Zambezi, Ganj nehirleri sularını denizlere ve okyanuslara ulaştırdıkları için açık havzadır. Ancak Volga sularını bu nitelikte ulaştıramadığı için bizim için kapalı havza özelliği göstermektedir. Devam. Bir sonraki soruya gelelim. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi akarsuyun debisini etkilemez? Bakalım. Akarsu debisi, akarsu yatağının herhangi bir kesiminden geçen su miktarının metreküp saniye cinsinden değeridir. Akarsu debisini etkileyen faktörler arasında bizim için yağış miktarı, buharlaşma miktarı, yağış rejimi, var mı yağış rejimi? Burada dursun. Kaynağın büyüklüğü ve havzanın genişliği var. Ancak yağış rejiminin düzenli veya düzensiz olmasından ziyade buradaki benim için debi alanında miktar önemlidir rejimden ziyade. Bu yüzden miktar, yağış miktarı, buharlaşma miktarı, kaynağın büyüklüğü, havzanın genişliği bunlar bizim için önemliyken yağış rejimi önemli nitelik olarak söylenmez. Bu yüzden C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Tamam. Devam edelim. Aşağıda verilen göllerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır deniliyor bakalım. Sularını dışarıya bir gideyen yardımıyla boşaltan göllerin suyu tatlı, sularını dışarıya boşaltamayan göllerin suyu ise acı ve tuzludur. Dünyada Antarktika kıtası hariç bütün kıtalarda az ya da çok göl bulunur. Doğru. Dünyanın en büyük gölü Asya kıtasındaki Hazar Gölü, en derin gölü ise bu kıtadaki Baykal Gölü'dür demiş. Doğru. Bütün göllerin suları tuzludur. Şimdi bunu söylersen o zaman burada ifade etmiş olduğun tatlı, acı, tuzlu ifadesini elemen lazım. Biz buna doğru demiştik, o zaman bu doğru değil. Dünyanın en büyük, en yüksek gölü Ant Dağları üzerindeki Titikaka Gölü'dür. Doğru. Değerli kardeşlerim, www.sosyalhocam.org sitesine girersiniz. Şöyle bu siteye girdiğinizde bizim için kitap satış kısmı bulunuyor. Kitap satış kısmında YKS kitaplarımız hem baskı halinde hem de bizim için değerli kardeşlerim sosyalhocam.org sitesinde PDF Google Book uygulamasında PDF halinde bulunuyor. Mesela burada işte TYT Sosyal Bilimler Son Tekrar kitabımıza tıkladım. 10 lira civarı bir fiyatı var. Hem kitabın ücretsiz örnek niteliğinde %20'sine erişebilirsiniz. Kitabın içerisi hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar. Bu bakımdan size fırsat sağlayacağını söyleyelim. Hem bilgi sahibi olabilirsiniz hem de çözümlü soru bankalarınızın hepsinin içeriğine bu bağlamda erişebilirsiniz. Bilginiz olsun. Devam. Aşağıda yeraltı suları ile ilgili verilen tanımlardan hangisi yanlıştır deniliyor? Bakalım. Şimdi geçirme tabaka içerisinde su bulunduran tabakaya denir. Bu tabakaya akifer de denir. Doğru bir bilgidir. Yeraltı sularının kendiliğinden yüzeye çıktığı yerlere su batan denir. Peki su batan bu niteliğe verilen bir isimdir. Halbuki kaynağın ağzından çıkar. Değil mi? Yeraltı su ağzından çıkmaktadır. Su batan da değil. Geçimsiz tabaka bünyesinde bulunan taş ve toprağın suyun geçişine ve sızmasına imkan vermediği tabakadır. Yeraltı suları genellikle bu tabaka üzerinde birikir. Taban suyu geçimsiz tabaka üzerindeki geçimli tabaka içerisinde biriken sulara denir. Taban suyu seviyesi yer altındaki suların yeryüzüne paralel uzanan su seviyesidir. Bunların hepsi doğru. B seçeneği hatalı bir bilgi. Devam. Yukarıdaki resimleri verilen kaynakların isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir deniliyor. Şimdi bakın burada bizim için yamaçların bulunmuş olduğu alanlardan sızan suların açığa çıkmasıyla kaynak niteliği var. Biz buna yamaç kaynağı diyoruz. Burada da bakın geçirme geçirimsiz tabakalardan patlak veren kaynak niteliği var ki özellikle açılan böyle kuyulardan elde edilebilecek kaynak niteliğidir. Buna da artezyen kaynak deniliyor. Bir kuyuyu açarsan suyu elde edersin bu nitelikte. Yamaç kaynağı ve artezyen kaynağı seçenekli bağlamında bizim için doğrudur. E seçeneği doğru. Devam. Buna göre bu göllere
bölgelerin hangisinde daha çok rastlanır deniliyor? Bakın, tektonik göller, yer kabuğu hareketleri sonucunda çöken alanlarda oluşan çukurluklarda biriken su kütlelerinin oluşturduğu göllerdir. Peki biz tektonik göllere en fazla nerede rastlıyoruz? Özellikle tektonik hareketlerin belirgin olarak görüldüğü Kuzey Amerika değil, Güney Amerika batısı da değil. Avustralya'nın kuzeyi değil, Doğu Afrika aktif. Hani dünya hani böyle lev hareketlerin birbirine yakınlaştığı ve aktif volkanların aynı zamanda aktif fay hatlarının bulmuş olduğu alanları düşünün. Doğu Afrika aktif fay hatlarının üzerinde geçmiş olduğu alanlardan biridir. Özellikle bu tip göllere de fazlaca rastlarız. Doğu Afrika sorunun doğru cevabı. Devam. Ne diyor? Buna göre aşağıda verilen göl çiftlerinden hangisi karstik göllere örnek verilebilir? Karstik göller kolay eriyebilen, karstik arazilerde suların polye ve obruk gibi erime çukurları içinde birikmesiyle meydana gelen göllerdir. Şimdi Victoria, Hazar, Superior, Erie, Oreich, Kodra, Hazar, Lut ve Ontario, Michigan verilmiş. Şimdi Victoria, Hazar ile Hazar, Lut gölleri bizim için tektonik göller içerisindedir. Superior, Erie ile Ontario, Michigan bunlar buzul sirk gölleri içerisindedir ama Oreich, Kodra bunlar karstik göllerdir. C seçeneği doğru cevap. Devam. Yukarıda verilen dünya haritasında numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde buzul göllerin görülme olasılığı daha fazladır? Demiş. Buzul göller yüksek enlemlere bakman lazım. O zaman şurası benim için 1. Şurası bu arada 2. Çok net çıkmamış burası ama şöyle şurası 3'tü. Şurası da 4'tü. Net görünmemiş orada. En azından ben numaralandırayım. Yüksek enlemlerde bulunan 1 ve 2. Bu niteliğe uygundur. B seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Devam. Coğrafi konumları dikkate alındığında aşağıdaki denizlerden hangisinin tuzluluğu daha azdır denilmiş. Evet, tuzluluğun daha az niteliğine bakalım. Şimdi denizlerdeki tuzluk oranı ekvatordan kutuplara doğru azalmaktadır. Bu yüzden yüksek enlemlerde bulunan denizlerde tuzluk oranı azdır. Mesela Kızıldeniz en tuzlu denizlerden biridir. Şimdi Kızıldeniz, Akdeniz, İyon Denizi, Umman Denizi'ne nazaran daha yüksek enlemlerde bulunan Baltık Denizi'nde tuzluk oranı nispeten daha az oluyor. Devam. Aşağıdakilerden hangisinin Pasifik Okyanusu'na kıyısı bulunmaktadır diyor. Okyanusların çevresinde büyük kara parçaları bulunmaktadır. Peki bizim için Pasifik Okyanusu'na kıyısı bulunmaktadır diyor. Kuzey Amerika'nın batısı, tamam, doğusu Atlas Okyanusu'na, batısı Pasifik'e açılır, doğru. Avrupa'nın batısı Atlas Okyanusu'na, Afrika'nın güney doğusu Atlas Okyanusu'na, Güney Amerika'nın doğu kısmı Atlas Okyanusu'na, Avustralya'nın kuzey batısı ise bizim için kuzey batı niteliğinde Hint Okyanusu'na gitmektedir. A seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Devam. Aşağıdakilerden hangisi okyanuslarla ilgili doğru bir bilgi değildir demiş. Bakalım. Denizlerde yıllık ısı değişimi okyanuslara göre daha fazladır. Doğru. Asya kıtasının güneyinde Hint Okyanusu yer alır. Doğru. Okyanuslardaki tuzluk oranı Ekvator çevresinde daha fazla. En fazla orada yerdi zaten. Amerika, Avrupa ve Afrika kıtalarının çevrildiği yerde Atlas Okyanusu bulunur. Doğru. Akıntıların halkalar oluşturması, okyanus derinliklerinin farklı olması ile ilgili diyor. Halbuki halkalar oluşturmanın temel sebebi dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesidir. Son soruya gelelim. Kıtaların kenarlarında bulunan denizlere, kenar deniz, kıta içlerinde bulunan denizlere iç deniz denir. Haritada koyu renkte gösterilen yerlerden hangisinde iç denizlere örnek verilemez? Şimdi bir iç deniz, işte Baltık, iç deniz, Karadeniz veya buradaki Akdeniz, Kızıldeniz bunların hepsi bizim için iç deniz. Ama şurası Japon denizidir. Japon denizi bir kenar denizdir. Okyanus kenarındadır. Bu yüzden E seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Evet, çözüm sona erdi. Gelecek soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere. Size ve ailenize saygı ve selamlarla. Hoşçakalın.